Merhaba arkadaşlar, ben Ahsen. Sizlere bu podcast'te yürüyen ölü sendromu hakkında bilinmesi gerekenlerden bahsedeceğim. 1880 yılında Jules Cotard tarafından saptanmış bir hastalıktır. Psikolojik ve nörolojik bir sorun olması nedeniyle başta tespit edilmesi zor olmuştur. Yürüyen ölü sendromu ilk kez 43 yaşında bir kadın üzerinde tespit edildi. Bu kadında kendine zarar verme eğilimi, yüksek derece kaygı, üst düzey intihar düşüncesi, kendini lanetlenmiş gibi hissetme, bir hastalığı olmadığı halde hastalığının olduğunu düşünmeyle karakterize bir durum vardı. Kadın beyninde olan sinir hücrelerinin yokluğunu ve bağırsaklarının olmadığını düşünüyordu. Bu yüzden yemek yemesinin bir fayda sağlamayacağı kanısındaydı. Kayıtlarda ölüm sebebinin açlık olması da düşüncelerinin kanıtı niteliğindeydi. Bu hastalığın diğer psikolojik rahatsızlıklara oranla tuhaf bir hastalık olması dikkat çekicidir. Hastalığın detayına bakacak olursak, kişi bazı organlarının, bedeninin tümünün, ruhunun zarar gördüğünü ve öldüğünü, hatta daha ilerisi çürüdüğünü düşünür. Bunu teyit etmek için de sağlık kurumlarına dahi başvurur. Bunun en iyi örneklerinden birini 2012 yılında Japonya'da gördük. Bir adam hastaneye gidip öldüğünü ve bunun doğrulanmasını istemiştir. Doktorlar bunun mümkün olmadığını, çünkü kendisinin hastaneye yürüyerek geldiğini söylemiştir. Bu, içinde bulunduğu durumun beynin bir oyunu olduğunu söyleyerek tedavilere başlanmıştır. Tedaviye yanıt verse de hastaneden çıkarken önceki hayatında ölmüş olduğunu dile getirmiştir. 99 yılında yapılan bir çalışmada bu hastalığın 3 aşamada gerçekleştiği görülmüştür. Başlangıç aşamasında hastalar gerçek hayattan uzaklaşarak bir fikir yokluğu içerisine girmektedir. Üzgün görünen birey günlük yaşamdan uzaklaşmaya başlar. En çok duyduğumuz depresyonun ağır seyreden bir türü olarak devam eder. Daha sonra tıpta bilinen hipokondriya, halk tabiriyle hastalık hastası olarak nitelendirdiğimiz bir aşamaya geçer. Başlangıç aşamasında tespiti zor olur. İkinci aşamada ise baktığımızda en tipik bulgular karşımıza çıkar. Bunlar vücudunu reddetme, düşüncesel yokluk, kaygı bozukluğu, vücudunu inkar etme, dikkatsizlik, olumsuz düşünceler şeklinde görülmektedir. Son aşamada ise anlamsız konuşmalarla beraber ciddi depresyon ortaya çıkmaktadır. Bu aşamadan sonra bireyi düşüncelerinden uzaklaştırmak zor, hatta imkansızdır. Yürüyen ölü sendromlu kişiler gerçeklik hissinden uzaklaşmanın yanı sıra sosyal çevreden de uzaklaşırlar. Hijyen kurallarını göz ardı ederek pek çok hastalığa da yol açarlar. Sendrom günlerce ya da aylarca sürebilir. Bir diğer ilgi çekici detay ise hastalar ölü olduklarını düşündükleri halde intihar etme, organ kesme anlamına gelen otomutilasyon gibi eğilimlere yönelmeleridir. Ayrıca ağrı ve acı hissetmiyorlar ve bedenlerinin öldüğünü düşünerek kendilerini değerli görmüyorlar. Cotard sendromuna bir başka örnek verecek olursak, 1996 yılında İskoçya'da genç bir adam ağır bir trafik kazası geçirdi. Kişi bu kazanın ardından öldüğüne inanmaya başlamış ve bunu da çok emin bir şekilde savunmuştur. Tedavilerden sonraki süreçte annesi Güney Afrika'ya taşınmıştır. Taşındıktan sonraki süreçte kendisinin öldüğünden emin olduğunu ve bu sıcaklığında kötü şartlar içinde bulunmasının da tek sebebinin oranın cehennem olmasından kaynaklandığını ifade etmiştir. Sendrom hakkında yapılan çalışmalar kısıtlı olduğu için görülme sıklığı hakkında pek bir bilgi bulunmamaktadır. 1995 yılında Cambridge Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda nadir de olsa gençlerde görüldüğü tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar ışığında bu hastalığın 25 yaş altında görülmesi, yani bipolar olarak seyreder. Bir başka yapılan araştırmada ise 8 kişi arasından 6 kişinin kadın olduğu tespit edilmiştir. Bu hastalığa sebep olan nedenler hala gizemini korumaktadır. Genel anlamda kullanılan ilaçlar, nörolojik bozukluklar, metabolik işlevlerin bozulması, anatomik sorunlar, psikolojik sorunlar gibi nedenlerden olduğu ve bu sebepten ortaya çıktığı düşünülmektedir. Tedavisine bakacak olursak, bu hastalığa özgü bilgiler yetersiz olduğu için depresyon ve bipolar rahatsızlıklarında kullanılan antidepresan ve antipsikotik ilaçlar birleştirilerek kullanılabilmektedir. Bunun yanında elektroşok uygulanan hastalar mevcuttur. Son ve en önemlisi, bu hastaların düzenli psikiyatrik ve nörolojik kontrollerinin aksatılmaması ve yakından takip edilmesi gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer faydalı içeriklerimize Sağlık Asistanı.net'ten ulaşabilirsiniz.